Bir sürgün. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Özet. Doktor Hikmet, İstanbul'da Sultan Murat kadrosundan sayılan Ruşen Bey'in oğludur. Abdülhamit, malum endişelerinden biri olan kendisinin indirilip Murat'ın tekrar tahta çıkarılacağı korkusu yüzünden Murat'la irtibatlı bir ailenin çocuğu olan Doktor Hikmet'i tıbbiyeyi bitirince İstanbul'dan uzaklaştırıp İzmir'de görevlendirmiş ve potansiyel muhalif olarak denetim altında tutmaktadır. Okuduğu kitaplardan bir Avrupa hayranı olan Hikmet, ani bir kararla Fransa'ya giden bir gemiye kaçak olarak binmiş, kısa süre sonra da Paris'e giderek Jön Türklere katılmıştır. Paris'te Ragıp Bey adında bir Türk'le tanışmış ve onun yol göstericiliği altında sürgün yaşamını düzenlemeye çalışmıştır. Ragıp Bey, bir Jön Türk olmasına rağmen Ahmet Rıza gibi liderlerle de arası olmayan bir kişidir. Uzun zamandır Paris'te yaşamasına rağmen doğru dürüst Fransızca konuşamaz fakat Paris'in tüm yaşantısı hakkında oldukça bilgilidir. Doktor Hikmet, diploması geçersiz olduğu için yeniden bir bütünleme eğitimine başlar, babasının İstanbul'daki yalılarını ipotek ederek aldığı kredilerle oldukça rahat bir yaşam sürer Paris'te. Siyasal olarak Ahmet Rıza, Doktor Nazım, Bahattin Şakir ile tanışır fakat anlaşıldığı kadarıyla onlarla da yıldızı barışmaz. Prens Sabahattin ekibinden Ali Kemal ile de kısa bir görüşme yapar fakat onunla da uyum sağlayamaz. Paris entelektüellerinin takıldıkları kafelere gider ve orada bir şairle dost olur. Ailesiyle görüşür. Lavalliere ailesinin dostluğunu kazanır. Bu arada kızları Arlette ile duygusal bir yakınlık kurulur. Lavalliere ailesi Hikmet'in ailesine mektuplar göndermesine de aracılık etmektedir. Hikmet'i oldukça refah içerisinde yaşatan çekler de İstanbul'dan bu aile vasıtasıyla ulaştırıldığından Arlette'in annesi Hikmet'i çok zengin bir ailenin çocuğu olarak düşünmekte ve kızının böyle zengin bir doğuluyla evlenmesini adeta teşvik etmektedir. Bir süre sonra Hikmet hastalanıp ateşte içerisinde yatınca bu aile özellikle de kızları Arlette Hikmet'e bir hasta bakıcı gibi hizmet etmiş ve onun yakınlığını kazanmıştır. Ancak Hikmet, Arlette'in başka birileriyle ilişkisi olduğundan şüpheleniyor ve aşkından bir türlü emin olamıyordu. Hastalığını tekrarlaması üzerine Hikmet, verem olduğunu anlamış ve doktoru Pino'ya hastalığını özellikle Lavalliere ailesine söylememesini rica etmiştir. Doktor Pino, son derece bilgili ve iyi yetişmiş doktor olmasına rağmen akademiye kabul edilmemiş ve kenar mahallelerde doktorluk yapmaktadır. Hikmet'le hasta doktor ilişkisinin ötesinde dost olmuş, ona kendisinin Yahudi olduğu için akademiye yaklaştırılmadığını itiraf etmişti. Hikmet zaten geldiğinden beri okuduğu kitaplardaki Avrupa ile gerçek Avrupa arasında uçurum olduğunu, içinde yaşadığı bu uygarlığın maddi bir uygarlık olduğuna karar vermişti. Hikmet, doktorunun tavsiyesiyle Paris'ten uzaklaşıp bir köyde bir ay yaşamaya başlar. Durumunda düzelme olunca da tekrar Paris'e döner. Fakat kendisine bir sürpriz beklemektedir. Ailesinden gelen mektubu Arlette kendisine getirir. Mektupta babası artık eskisi gibi para gönderemeyeceğini, zira yalının elden gittiğini ve başka da satacak bir şeyleri kalmadığını bildirmektedir. Kısa süre sonra Hikmet, kirasını ödeyemediği evinden atılacak ve son kalan parasını da Paris sokaklarında oradan oraya savrularak tüketecekti. Bu arada sağlığı da kötüleşecek ve oldukça ağır bir durumda Doktor Pino onu evine alacak ve son günlerini onun evinde geçirecekti. Arlette ise beş parasız bu Türk'le ilişkisini tamamen kesip yakınına bile gelmeyecekti. Öldükten sonra parasız diğer insanların başına geldiği gibi kimsesizler mezarlığına gömülecekti.